Çünkü yani öylesine atılmış basit bir tweetten insanlar sosyal medyada artık tepkilerini ortaya koyuyor. Yani bu işi çalışan bir akademisyen olarak benim çok hoşuma gitti. Çünkü yani istenmeyen bir tweete dönük insanların verdiği olumlu bir tepkiyi biz burada görüyoruz. Bu önemlidir. Bir bilinçlilik halini bize gösterir. Ve aynı zamanda bunu yaparken de mizahı kullanmışlar. İber Ortaylı Hoca'nın caps'leri, videolar, çeşitli resimlerle beraber maskeye hayır ifadesinin çok hatalı ve yanlış olduğuna dönük güzel bir tepki koydu sosyal medya kullanıcılar. Evet, aslında bu bir manipülasyon tekniği, false flag dediğimiz sahte bayrak. Yani sahte bir şeyle başlıyor fakat bir anda farklı boyuta dönüyor olay. Bunun tarihte çok örnekleri vardır. Vietnam Savaşı'nda da bunu çok sık görmüşüzdür. Burada önemli olan şu, bu atılan tweet ve tag aslında öylesine atılmış bir tag. Fakat 31 bin gerçek tekil kişi, burası çok önemli. Herhangi bir manipülasyon, örgütleme, işte o troll dediğimiz ya da bot hesaplar değil. Gerçek insanlar buna tepki koyuyor. Ya maske hayır destekleyen kimse yok. Bir tane çocuk. Ve ona karşı gelişen çok büyük bir tepki var. Bu da maske takmanın önemini ortaya koyma anlamında sosyal medyanın bize verdiği bir fırsat. Ve bir anda binlerce kişi bunun yanlış olduğunu çok çeşitli yöntemlerle, resimlerle, görsellerle anlatıyor. Bu da bir bilinçlik düzeni eriştiğimizin bir göstergesi olabilir. Takın altında yazılan yorumlar, gerçek tekil kişi dediğimiz bireylerin yaptığı yorumlar, analizler. Burada maske takmanın önemine vurgu yapılıyor. Aslında şu çok değerli burada. İnsanlar gündemi çok net takip ediyorlar. Ve dün Reuters'ın yaptığı bir araştırma var. Türkiye boyutuna baktığımız zaman insanlar sosyal medya üzerinden artık veri ve bilgi alıyorlar. Bu anlamda bu süreçte ülkede gelişen tüm olaylara, durumlara, herhangi bir problemlere karşı da sosyal medya üzerinden bir dışa vurum gerçekleştiriyorlar. Bu çok önemli. Bu yüzden sosyal medyanın bir gücü var. Bu gücü iyi görmek, iyi analiz etmek ve iyi değerlendirmek gerekiyor. İşte manipülasyon dediğimiz bağlam da buradan oluşmakta. Bu yüzden bu maske hayır takı aslında bize bir ders verdi. Çok olumsuz gibi görünen ve fakat tepki bağlamında insanların çok hızlı tepkileri oluştuğunu gösteren bir boyut. 31 bin kişi bir araya toplamanın mümkün değil. Bir saatte ama çok hızlı bir şekilde tekil gerçek kişiler tepkilerini koymuşlar ve bu da bir bilinçli hali bize göstermekte. Evet, hafta sonu bir sınav var biliyorsunuz. Bu sınavla ilgili şu anda ülkede bir tartışma var. Bu sınavın nasıl yapılacağı, maske nasıl takılacağı, buna dönük bir duyarlı söz konusu. Bu yüzden atılan o tüm tweetler ve yorumlar aslında maskenin takılması gerektiğine dönük yorumlar, destekleyen yorumlar. Bu anlamda da işte az önce bahsettiğimiz o false flag dediğimiz sahte bayrak hikayesi de burada karşımıza çıkmakta. Evet, mizahın da kullanıldığı bir eleştiri söz konusu. Maskeye hayır demenin çok yanlış olduğunu vurgulayan ve bunu çeşitli resim, video ve görsellerle işte İlber Ortaylı hocanın caps'leriyle ifade eden bir tepkiyi gördük burada. Şimdi elbette sınav ortamında maske takmak zor ve güç. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı gerekli açıklamaları yapıyor. Sosyal mesafe sağlandığında maskeyi çıkartabileceği söz konusu. Biliyorsunuz pandemi sürecinde çok yeni, çok farklı şeyler oluştu hayatımızda. Sınavda da ne yazık ki böyle bir ortamda gidecek öğrenciler. Buradan da hepsine başarılar diliyorum. Aslında bu tepki organik bir tepki. Örgütlü, planlanmış, önceden tasarlanmış olsa böylesi bir ilgi çekmeyebilir. Sıradan, basit, işte 15 gün önce atılmış bir tweetin, açılmış bir takın şimdi etki alması bunun organik olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden sosyal medyada şöyle bir ilke vardır. Gerçekçilik, içtenlik, buna dönük oluşan bir tepki bu. Olumsuz başlayan ve fakat çok olumlu bir şekilde dönüşen bir false flag örneği olarak da bunu görebiliriz.